Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Güzel bir meze yapacağız şimdi. Bilen vardır, bilmeyen vardır ama çok lezzetli oluyor. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Şimdi güzel bir tarife geçelim. Arkadaşlar, 2 tane tam yumurta oda sıcaklığında yıkandı. Bekliyor. Şöyle 2 tane yumurta. Şurada malzemeleri hazırladım zaten. İyice çırpıyoruz 2 yumurtayı. Arkadaşlar bu kullandığım benim bir plastik ama plastik değil. Bir marka. Bir çay kaşığı kadar tuz attık yumurtanın içine. Yani plastik diye eleştirmeyin, plastik değil. Kaliteli bir marka, çok da pahalı hani. Ben bunları yıllar önce almıştım, 15 sene önce falan. Ama çok iyi kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir bardak un. Normal buğday unu. Devam ediyoruz karıştırmaya. Bir bardak da buğday nişastası koyuyorum. Yoksa da mısır koyabilirsiniz. Bir bardak un, bir bardak mısır ya da normal buğday nişastası. Benim koyduğum buğday nişastası. Yine dersek çok güzel olacak ve her yere batırıyoruz. Şimdi içine bir şişe maden suyu koyduk. Bu sosu arkadaşlar yapacağımız kabak çıtırı yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırmamız lazım. Şöyle yumurtalı güzel bir sos hazırlıyoruz. Bunlar da elimin altında. Şöyle iyice çırpıyoruz arkadaşlar. 2 yumurta, 1 bardak klasik un, 1 bardak buğday nişastası koydum. 1 tane şişe de soda koydum. Şöyle pürüzsüz 1 çirkinde tuz koyduk. 1 çay kaşığı kadar. İyice çırpıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Güzelce çırpıldı. Şimdi istediğiniz kadar yapın kabakları. Şurada da şeyim var, tahtam. Onu da almam lazım. Şimdi bir tane kabağı şöyle arkasının önünü alıp soyuyoruz arkadaşlar. Şöyle incecik soyacaklarla soyuyoruz. 2 ya da 3 taneden yapacağım ben. Kalabalığınıza göre ayarlayın. Güzelce kabuğunu soyuyoruz kabaklarımızı. Ben Husi'si böyle tombil kabak aldım. İnce uzun almadım. Hani kabaklarınız şöyle olacak. Yeşil kabak yemeklik şöyle. Güzelce incecik incecik soyuyoruz. Şöyle bir tane daha yapalım. Arkasını önünü alıp patates kabak soyacaklarına soyun. Böyle daha ince soyuluyor. Ben çok bunu kullanmam. Ama böyle yeri de gelince salatalıkla kabakta kullanıyoruz. Evimizde mevcut her şey. Allah'a şükür. Ben bunu 2 sene öncesi aldım herhalde, uygundu. Sıralı bir marketlere gelmişti bir marka. Bazen de ara ara da geliyor ama şimdi biraz pahalanmış herhalde. Şimdi 2 taneyi soyalım da. Neyse 3'ünü de soyalım. Sonra tekrar buna dönmeyelim. Şöyle 3 tane kabağımız soyuyoruz. 2 yumurta, 1 maden suyu, şişe, 1 çirkin tuz attık çay kaşığıyla, 1 bardak un koyduk, 1 bardak nişasta unu koyduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle şöyle bir parmak bir parmak kalınlığında kesiyoruz. Kabaklarımızı eşit olsun. Atoş'un gözü de ne kadar görür eşit yaparsa bilmiyorum. Gözlük aldık ya, kullanamıyoruz. O da benim zararımı. Kullanmam lazım. Ama kullanamıyorum. Unutuyorum takmayı. Şöyle eşit biçimde halka halka kesiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir aparatım var. Bu küçük geldi ama büyük geldi. Ne yapacağız ki? Neyle yapsak şimdi? Soda şişesinin kapağıyla yapalım olmazsa.
Onu da biz nereye koyduk? Bir dakika geliyor. Arkadaşlar o aparatla denedim, olmadı. O aparat nereye gitti şimdi? Elimin altında. Kabaklarınız büyükse, şöyle bir aparatınız varsa, şöyle keskin bu. Güzel olacak ama benim kabaklarıma büyük geldi. Soda şişesini kapağıyla denedim. Onu da beceremedik. Bizde hile yok. Şimdi şöyle sivri bir bıçak aldım. Sivri bıçakla arkasından değil de şöyle ön tarafından iyice derince sokun bakın bıçağı. Şöyle halka olaraktan kesiyoruz. Yani ben size olacak olanı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kesin. İçini iyice boşaltacağız bunu. Şöyle arkalı önlü güzel bir halka yapmamız lazım. Ben 3-4 tane denedim. Bununla oldu. Yani bakın. Bunları da yaban atmıyoruz arkadaşlar. İçini de kavuracağız. İçine koyacağız. Hiçbir şey yaban atmıyoruz. Kabakların hepsini faydalanıyoruz. Tekrar bir bıçakla yapayım. Şimdi şöyle arkadaşlar bıçağımızı iyice sokup halka biçiminde çeviriyoruz. Bakın. Bu hemencik oldu. Kabak çok gevrekse de olmaz. Dikkat edin hemen kırılmasın. Şöyle. Şöyle güzelcik bakın. Şöyle de dene diyor Yusuf'a. Tahtanın üstünde. Şöyle de dene diyor. Döndüre döndüre kes diyor. Böyle de olacak ama Yusuf Eren elimle daha iyi oluyor. Şöyle bugün bir pazar günü Yusuf Eren'le erken bir çekim yapalım dedik. Şöyle. Akşam üstüne biz hazırlayacağız, yiyeceğiz. Şöyle güzelce bir halka yapacağız arkadaşlar. Kenarlarını yapın. Halkanızı. Yani aparatımız çok ama şey yok. Kabaklarım küçük olduğundan mı neden bilemedim. Şöyle de içlerinde oraya koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar şöyle gösteren bıçağımın yardımıyla güzelce böyle halka yapıyoruz. İçini de tavaya hazır, tavaya koyuyoruz. Güzelce halkalarınızı yapın. Burada da sodamız bakın kabarıyor. Bakın ne güzel oldu. Şimdi bunları ben hepsini aynı şekilde yapacağım. Buradayım. Arkadaşlar içinden çıkardığımız kabakların şunları bakın. Arkalı önlü güzelce çıkardık. Halka halka yaptık. Bunlar da içinden çıkan malzemeler. Bunun içine şimdi 2 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Onları güzelce soteleyeceğiz. İçine yine bir çay kaşığının yarısı kadar bir tuz atalım. Çok tuzlu olmasın çünkü daha yoğurtlu falan olacak. Onu da atacağız. Çok yarım çay kaşığı kadar da tuz atın. Tuz oranını kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şimdi bunun altı açık, kavrulacak arkadaşlar. Çünkü o kavrulup soğuması lazım. Biz de içinin altına yapacağımız yoğurdu hazırlayacağım şimdi arkadaşlar. Onun da malzemesini hazırlayayım. Buradayım. Arkadaşlar 4 yemek kaşığı süzme yoğurt koydum. 2 diş sarımsak rendeliyorum yoğurdumun içine. Bu da Arzu'ya kalmış ama süzme yoğurt kullanıyorum. İçine çok yakışıyor sarımsak. Sarımsaksız olmaz. Şöyle güzelcik. 2 diş sarımsağı rendeledim. İçine çok yakıştırdım. Dereotumu çok az. Doğruyorum. Böyle 3-4 daha. Fazla değil. Şurada da hemen kabaklarımı soteliyorum. Bakın altı kısık. Ve ceviz arkadaşlar. Şöyle avucunuzu alın, doğrayın, dövün, robottan geçirin ama çok ince olmasın. Biraz cevizler ağzımıza gelsin. Bu sosu yapıp bütün yemeklerin yanında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne cevizi kavurun atın. Şey yapın. Nohut kavurun atın. Benim öyle tariflerim hepsi YouTube kanalımda mevcut. Çok meze çeşitlerim var. İnanın dönüp dönüp bakmanız lazım. Biraz bana destek. Çünkü çok kötü gidiyor YouTube'um. Üye sayım çoğalıyor ama seyirci izlenmelerim az. Yapacak bir şey yok. Her şey dört dörtlük olmuyor biliyorsunuz. YouTube beni duymuyor. YouTube. Şöyle 2-3 avuç sevdiğiniz kadar abartmadan cevizlerimizle doğradık. Tuzunu attık. 2 diş sarımsak yaptık. Şimdi ezeceğiz arkadaşlar. Yarım çay bardağı suyu koydum. Bazı süzme yoğurtları çok su kabul ediyor. Bazısı etmiyor arkadaşlar. Şöyle hemen ezeyim. İsterseniz önce yoğurdu ezin. Ötekini de üstüne koyun. Her şey olur. Çünkü ben böyle kıvamını ayarlamasını seviyorum. Onun için malzemelerini de koyup kıvamını ona göre ayarlıyorum. Kabaklarımız oldu olmak üzere arkadaşlar. Yarım çay bardağı şimdilik
Yetti, süzme yoğurduma. Daha kapakları içine koyacağım. Bu da plastik değil arkadaşlar. Bu da güzel bir markanın, aynı markanın kabı. Benim elim biraz şeyim, sorunlu omuzum da. Onun için hafif şeyler kullanıyorum. Cam kaselerim, her şeyi var Allah'a şükür. Arkadaşlar bu kabak oldu. Ben bunu soğumaya bırakıyorum. Arkadaşlar durdukça birazcık yumuşamış hamurumuz. İçine yarım, şöyle bir avuç kadar daha şey koydum. Un koydum. Biraz katı olması lazım çünkü krep hamuru gibi olması lazım. İyice yine çırpın. Yani 1,5 bardak un, 1 bardak nişasta koyun. Ölçüsünü ben zaten yazacağım. Arada hızlı hızlı gitmeyin. Tek tek göstermeye çalışıyorum. Şimdi çırptığımız şeyin içine yağımız ısınıyor arkadaşlar. Şöyle atıyoruz kabakları. Kızgın yağı atıyoruz. Bakın. Çıtır kabak yapacağız. Bir meze bu. Şöyle. Hemen bekletmeden iyice unun içine karıştırın. Kızgın yağı atın. Kabağı ben 4'e çıkardım arkadaşlar bu arada. 4 tane kabağım vardı zaten. Hani bolca olsun, yenilsin diyerekten. Şöyle güzel güzel kızartacağım. İçinde kavurduğum için de dışarıda bekliyor balkonda arkadaşlar. Burada da bir tane kap ayırdım. Kızaranları oraya aldım arkadaşlar. Bakın nasıl güzel oluyor. Bakın. Nasıl da güzel bir kokusu var. Of. Böyle tabaklar bitmeden yapın arkadaşlar. Ben bunu önceden yapacaktım da. Vakit yok, vakit. Doğru, çocuk derken ev hali kalabalığız. Hem yılbaşına yapmak isteyenler. Bunun içine de doldu. Böyle böyle hepsini kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kızarınları alıyoruz. Şöyle güzelce kızartacağız arkalı önlü. Bir nevi kalamar mıdır o, balıktan yapılan? Kalamara benzedi ha. Ama bu kabağımız çok güzel kabak. Nasıl kaçıyor bak elimde. Şöyle çok güzel. Kabağı da gösterenle. Bir peçete koydum. Yağ fazlalığı varsa alsın diyerekten. Şöyle şöyle arkalı önlü güzelce kızartıyoruz arkadaşlar. Sonra yağımızın altımızı kısıyoruz. Çünkü yağımız ısındı. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Kabaklarımızı atıyoruz sosumuzun içine. Şöyle. Şöyle tekrar kabaklarımızı atıyoruz içine. Bol soslu, güzel olsun. Bütün kabaklarımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Kızartacağım arkalı önlü. Kalanlar kızardıktan sonra sosa batırıp şöyle güzelce evet. Aynı şekilde kızartacağım arkadaşlar. Birbirine yapışmasın. Bunları da hepsini kızartıp finalde diyeyim artık. Finalde görüşürüz. Arkadaşlar kavurduğumuz kabakları servis yapacağımız tabağın içine alıp yoğurtlu, sarımsaklı, cevizli ve dereotlu sosu da içine döküyoruz. Son kızartıyorum. Çok az bir sosum kaldı arkadaşlar. Bir sodadan yapmaya da bilirsiniz. Birazcık kaldı. Böyle karıştırıyoruz. İşte biraz katı olacak dedim yoğurt. Onun için bakın yumuşadı. Kavurduğumuz yağlı şeyle beraber. Şöyle güzelce karıştırın. Evet. Son bunlar da kızarıyor. Güzelce kızartalım. Arkanın önüne. Hani kabaklarınız aynı boyda olursa çok güzel görüntüsü oluyor. Hedefimiz o. Dediğim gibi sodadan bir parmak kalsın. 1,5 bardak un. 2 yumurta. 1 bardak nişasta.
Bunlar kızaranlar da var. Hatta doğrudan buraya koyayım arkadaşlar. Evet. Son artık süs sizde. Süsü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani şöyle güzelce. Kabağı yoğurtlamanın üstüne koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bunları da şöyle beraber elimle devam edeceğim. Güzel süs yapalım. Görüntüsü güzel olsun sofraya gelince. Şöyle. Yoğurtlamanın her yerine koyun. İstediğiniz servis tabağında servis edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra şu tırlar kaldı arkadaşlar. Ben onu almıştım süzgeçle. Siz de alabilirsiniz. Yanmama şartıyla. Şöyle bakın. Onları alıp koyun. Bir noktasını unuttuk. Şu yaptığımız üstüne de şunu dökelim şöyle. Güzelce. Onlar da kıtır kıtır çünkü. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Fatoş acısız yapar mı? Yapmaz. Azıcık da üstüne lezzet versin diye şöyle birazcık toz biber, yani pul biber atıyorum. İstiyorsanız atmayın. İstiyorsanız tekrar ceviz veya dereotla süsleyebilirsiniz. Olay bu arkadaşlar. Nasıl güzel oluyor ama, nasıl lezzetli, nasıl mis gibi kokuyor. Mükemmel oldu. Yapıp yapıp yiyin. Kabaklar bitmeden. Gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakıp da seyretmeyenler abone olsun lütfen. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.